Bir tanesi Hawaii adasının adı. Evet, büyük adanın adı. Adı Hawaii. Ondan sonra rüzgar üstü adaları veya rüzgar önü. Hawaii takım adanı verir isim o. Dar anlamda Hawaii takım adı. Ondan sonra rüzgar altı adalarıyla beraber Kure atolünden itibaren olan silsileye de Hawaii deniyor. Hawaii takım adaları. Bunlar büyük okyanusun tam ortası. Tam ortasında. Kaptan Cook bunlara Sandwich adaları demiş. Lord Montague, Earl of Sandwich. Hawaii de Sandwich adalarına dahil midir? Tabii. Sandwich adaları. Fakat bu isim 19. yüzyılın ortasından beri kullanılmıyor. Kullanılmıyor peki. Evet. Halbuki kullanılması lazım. Ama biz okuldayken Sandwich adaları diye okuduk bunu. Bir Sandwich adaları da var güneyde. Ha, o başka. O başka. Ha. South Sandwich o. Tamam mı? Şimdi bak Fatih. Şu seriye bak. Ondan sonra birdenbire dönüyor. Evet. İmparator denizaltı sıra dağları. Bunların hepsi volkan. Ve Kamçatka'ya gider gidiyor onlar. Şurada Komodorski yanal atımlı fayı ile Kuril takım adasının birleştiği noktaya geliyor. Bunlar okyanus plakalarının birleştiği yerde mi hepsi? Hayır. Değil. Plakanın içinde. İçinde. Levhanın içinde, içinde yani. Bu levha içi volkanizması. Şimdi bu nasıl meydana geliyor onu göreceğiz. Fakat mühim olan şuradaki adaların yaşları 85 milyonla 39 milyon arası. Buradakiler de 39'dan sıfıra doğru geliyor. Tamam, şimdi çok ilginç bir yaş ilerleme. Yani Hawaii adalarının en yaşlısı 39 milyon yaşında, evet. En yenisi halen oluşuyor. Halen oluşuyor. Tamam, şimdi bundan sonrasını alalım. Ve buna oluştukça böyle batıya doğru gidiyorlar. Evet. Yüzeydeki en yaşlı ada Kure. Kure bir atol. Burada gördüğünüz gibi. Tamam mı? 28, yaşayasın be. 28 milyon yıllık bu. Bak şu kadar kalmış Fatih. Evet. Giderek çökecek. Niye çöküyor peki? Çünkü okyanus litosferi yaşlandıkça kalınlaşıyor. Kalınlaştıkça ağırlaşıyor. Ağırlaşıkça batıyor. Ağırlaştıkça yavaş yavaş çekiyor. Hmm. En sonunda derin deniz hendeklerinde mantonun içine giriyor. Bu levha tektoniğinin bir parçası. Yani yerin altına giriyor, yerin magmaya altına doğru ilerliyor. Şu Kure, mantoya doğru. Mantoya doğru. Mantoya. Çok önemli abi o fark. Şimdi bundan sonrasını alalım. Bu bizim gittiğimiz Hawaii adası. Malum Mauna Loa. Büyük volkan şurada. Aha. Şu Mauna Kea. Değil mi? Ötekiler de buralarda dağılmış vaziyetteler. Şuralarda da daha yaşlı volkanlar var. Orada iki tane yıldız var. Onlar ne? Abicim bunlar turistik alanlar. Ha. Hawaii'nin, ben bunu bir turizm şeyinden broşürden aldım. Broşürden aldım da ondan. Şimdi bundan sonrasını alalım. Bundan sonrası Hawaii'nin adanın görünüşü. Güzel bir görünüşü. Ve gene kalkan özelliği. Bu adanın boyu enine aşağı yukarı 100 kilometre, 100 kilometre, 150 kilometre falan. Şimdi sıkı dur. Bundan sonrasını alalım. 19. sayıda arkadaşlar. Bak Fatih. Baktım. Everest 8848 metrede duruyor. Evet, ama denize göre değil. Tamam mı? Deniz tabanından itibaren. Hawaii 10200 metrede duruyor. Daha yüksek. Fakat Merih'teki Olympus Mons 22500 metre. 22 kilometre yüksekliğinde. Şuraya bak. Hawaii'de, Everest'te cüce kalıyor bunun yanında. Bu da aynı Hawaii gibi bir kalkan volkan. Mars'taki volkan mı? Evet. Bu evrende bilinen en büyük volkan zaten. Evet. Olympus Mons. Olympus Dağı dedikleri. Şimdi bundan sonra. Ama özür dilerim lafını kestim. Everest'te Hawaii aynı şekilde oluşmamış. Hayır. Everest sıkışmış, kıvrılarak Hawaii volkanizmayla. Bak, Olympus Mons'un üzerine Hawaii adalarını koydu, bu ne kadar kalıyorlar? Oo, yavru gibi. Evet. Hele Mars'ın boyutuna göre düşünürsen. Evet, abi bu inanılmaz bir şey. Bu devasa bir volkan.
Şimdi bundan sonra ikisini alalım. Senin sorunun cevabı geliyor. Bak. 21. Hawaii takım adalarının yaşlıları. Tamam mı? Şimdi burada bak. Buradan itibaren say. Bu dar anlamda Hawaii takım adaları. Evet. Yani rüzgar önü kısmı. Bak. Niihau 4,9. Kauai 5,1. Oahu 3,7, 2,6. Bunların hepsi milyon yıl. Bunların hepsinin de takma adları var. Aslında çok yeni yani. Evet, çok çok yeni bunlar. Değil mi? Mesela Niihau, Yasakada, Oahu, toplanma yeri, Kauai, Bahçe Adası, Molokai, Dost Ada, Maui, Vadi Adası, Hawaii, Büyük Ada. Dikkatini çekerim. Bunların hepsi büyük bir volkanik platform üzerinde. Evet. Tamam. Şimdi bunlar nasıl oluşmuş? Ve niçin bu çok muntazam yaş azalması? Giderek böyle gidiyor. Görünüyor. Oluşuyorlar, kayıyorlar. Oluşuyorlar, evet. Kayıyorlar. Aynen öyle. Şimdi bak. Bundan sonrasını alalım. İşte Pele. Ha. Bu bizim bildiğimiz Pele'ye benzemiyor. Rahmetli hiç Pele'ye benzemiyor. Yok, alakası yok. Rahmetli Pele büyük bir adamdı ama... Bir futbolcu için büyük adam dedin. Abi Pele hakikaten büyük adamdı. Ve hiç unutmuyorum, Pele İstanbul'a geldiğinde bizim şirkete geldi. Sizin şirket getirmiş çünkü Pele'yi, evet, İstanbul'a. Evet, evet. Babam da bana dedi ki mutlaka gel bu adamın elini sık. Çünkü dedi bu mühim bir adam dedi. Ve hala iftihar ederim Pele'nin elini sıkmış olmakla.